Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte motor temizleme işlemimizi tamamladıktan sonra ikinci video olarak jant temizleme işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten jantımız yeterince kirli, içi yağ dolu. Bugün yine Asperox'umuz var. Popülerliği devam ediyor, hala 10 lira. Hatırlatmakta fayda var, BİM'de bulabilirsiniz. BİM'den aldım 10 liraya. Bu videomuzda sizlerle bu kirli jantımızı Asperox temizleyecek mi acaba? Onu deneyeceğiz. Diğer videomuzu da izlemediyseniz yukarıda çıkan karttan aracımızın motorunu temizlemiştik, tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle dokunuyorum, tamamen janta kazınmış durumda. Zaten yakın çekimleri de görüyorsunuz şu anda kirli halini. Asperox'umu sıkmaya başlıyorum. Şöyle 10 modunu aldım. Bakalım gerçekten jantımızda da işe yarayacak mı? Daha şöyle yapalım. İşe yarayacak mı bakalım. Biraz beklemeye alıyoruz arkadaş. Gözümle görebiliyorum, biraz kirler videoda da gözüküyordur zaten. Neden jantın ön yüzeyini temizlemiyorum diyenler olacak. Ben arka tarafını temizlemeyi tercih ettim. Ön tarafı zaten temiz. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten buradaki kiri çıkartırsa etkili bir üründür. Ön tarafı da hayli çıkartır. Çünkü en çok tozlanan, böyle yağ kaplayan yer burası. Balatanın içi. Jantın içi yani. Bunu yakından da göstereyim. Kirler biraz yumuşadığını düşünüyorum. Şimdi bir su döküp daha sonra kuru bir bez yardımıyla geçelim üstesinden, bakalım göreceğiz. Elimdeki bezle üstünden bir geçeceğim bakalım. Mükemmel. Yani tek kelimeyle söylüyorum. Çıkan kir. Gerçekten kirleri muhteşem derecede yumuşatmış. Hatta şunu yatırıp böyle çekelim. Evet, yani şöyle genel olarak kabalama sonuç mükemmel. Fazla kir yok ama ön tarafını da temizlemedik demeyelim. Jantımızın son hali bu şekilde.